Efendim, Avrupa'da 7 günden ATV ve ATV Avrupa'nın Ankara stüdyolarından merhaba. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Avrupa'da 7 günde uluslararası çapta büyük bir aksiyon gerçekleşti. Ve ilk kez bir Türk televizyonunda Avrupa'nın her yerinden temsilciler aracılığıyla Avrupa'da yaşayan ve sadece Avrupa değil, buna Avustralya'da da üzere bu temsilcilerimizin bizzat canlı yayında ağızlarından sizlerin sorunlarını dinledik ve Ankara'dan isteklerinizi dinledik. Bu istekler ve sorunlarla ilgili değerlendirmeleri bu akşam Avrupa'da 7 günün bilim ve araştırma birimi başkanı, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Doktor Murat Erdoğan'la birlikte değerlendireceğiz. Ama bu arada Avrupa ülkelerinden eksik kalan bir ikisini de yine canlı yayında sorunları alarak dinleyeceğiz. Ve aynı şekilde yine canlı yayında bu sorunları masaya yatıracağız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Evet, sorunları geçen hafta dinledik. Ankara'dan istekleri de dinledik. Doğru. Bu hafta çok detaylı bir şekilde bunları masaya yatıracağız. Ve bu arada ben izleyicilerime şunu da söylemek istiyorum sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz hafta telefonlarınıza vakit kalmadı. Ama ilerleyen dakikalarda telefon vereceğim ve sizlerden de görüş alacağız. Efendim, şimdi Danimarka'ya bağlanmak istiyoruz. Çünkü Danimarka'nın sorunlarını dinleyememiştik. Ve Hüseyin Araç Bey, daha önce Danimarka Sosyal Demokrat Partisi'nin Avrupa Parlamentosu'nda milletvekiliydi. Bu seçimlere de girdi. Ama Hüseyin Araç yıllardan beri Danimarka'da hem aktif olarak politika yapıyor, hem de tüm Danimarka'da yaşayan vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın sorunlarını da yakından biliyor. Hüseyin Bey, merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Murat Bey, efendim. Size de iyi akşamlar. Bize iyi bir ev sahipliği yaptınız. Sağ olun. Efendim, size de mesaj, iyi bir ev sahipliği diye. Teşekkür ederim Hüseyin Bey, teşekkür ederim. Evet, göçün 50. yılı nedeniyle Ankara'da düzenlenen sempozyumda Hüseyin Araç Bey de vardı. Ve Doktor Murat Erdoğan'ın koordinasyonunda gerçekten muhteşem bir sempozyumdu. Bunun bilimsel sonuçları da gelecek. Evet Hüseyin Bey, sizden hızlıca Danimarka'daki genel sorunlara, orada yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız açısından bu sorunlara değinmek istiyorum sizin aracılığınızda ve sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Danimarka'daki insanlarımız adına şunu söylüyorum. Bizler burada dişimizle, tırnağımızla, emeğimizle, gücümüzle daha iyi yerlere, daha etkili yerlere gelmek istiyoruz. Yalnız Danimarka'da tüm Avrupa'da olduğu gibi son yıllarda yabancılara karşı bir soğuk rüzgar esmeye başladı. Bizim insanımızın buradaki en büyük sorunu benim gördüğüm kadarıyla katılımcılık, yani katılımcılıkta eksiklik var. Evet. Bu da hem siyasette, hem ticarette, hem eğitimde, hem sanatta, hem kültürde gönül istiyor ki bizim insanımız daha başarılı olsun, daha etkili, daha yetkili makamlara gelsin. Bizde bir de Anadolu'da gelen bir kötü bir alışkanlık var. Biz önce ayrı olduğumuz konuları gündeme getiriyoruz. Aynı olduğumuz veya aynı sorunlarla karşılaştığımız sorunları masaya yatırıp bunları çözmek yerine ayrılıklarımızı, ufak tefek görüş ayrılıklarını gündeme getiriyoruz. O zaman da zaman kaybediyoruz, enerji kaybediyoruz diye düşünüyorum. Birinci kuşak gerçekten de büyük bir gelişim göstermiş. Bilmemesine rağmen, bu Avrupa kültürünü, konumunu bilmemesine rağmen çok büyük çabalar göstererek ailelerini getirmişler, çocuklarını getirmişler. İkinci kuşak, üçüncü kuşak daha büyük atılımlar göstermesi gerekir. Sadece burada yaşayıp Türkiye'deki gibi düşünmek bence yanlış. Artık biz buralarda kalıcıyız. Kalıcı olduğumuz müddetçe de bu ülkelerin katmanların her bölümünde aktif olmamız gerekiyor. Bu iş yerinde ikamet ettiğimiz mahallede, işte
siyasi partilerde, spor kulüplerinde, her yerde daha aktif olmamız gerekiyor. Burada biraz eksikliklerimiz var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Tek tük örnekler var. Kendi çabasıyla kabuğunu yırtıp çıkan insanlarımız var. Yalnız ben burada bir saplama yapmak istiyorum. Efendim şimdi genelde bizim oradaki vatandaşlarımız ve soydaşlarımızın özellikle sosyal faaliyetlerde, katılımlarda yetersiz kaldığını söylediniz. Kendi kabuğu içerisinde daha çok kaldıklarını söylediniz. Ama bir nokta eksik kaldı. Danimarka'da ki o biraz hızlı geçtik galiba. Son dönemde yabancı düşmanlığı mı arttı? Nedir? Orayı biraz daha açar mısınız? Şimdi Danimarka'da Türkiye ve yabancılar eksik tanıma var. Yabancı düşmanlığı o kadar yaygın değil. Yani biraz da Danimarka'ya bence basın yoluyla veyahut da ki bazı kaynaklarca haksızlık yapılıyor. Danimarka'da gerçekten de demokrasi iyi bir şekilde işliyor. İnsan hakları halen iyi düzeyde. Yabancıların bile sosyal hakları, aile birleşimi, vatandaş olma konuları zorlaştırıldı. Bu da baştaki hükümetin politikası böyle. Çünkü kendilerini dışarıda destekleyen Danimarka Halk Partisi yabancılara karşı sert politika uygulamak için kurulmuş bir parti. Dışarıdan hükümeti yönlendirdiği için istediği konuda yaptırım gücü var. Nasıl zorlaştırıldı Danimarka'da? Ne gibi zorluklar getirdiler? Efendim? Nasıl bir zorlaştırma getirdiler aile birleşimi konusunda? Şimdi efendim şöyle, iki taraf, yani kız ve erkek 24 yaşını doldurmadan, belli bir kazancı olmadan, belli büyüklükte bir mekanı olmadan Danimarka'ya gelemiyor, aile birleşimi olamıyor. Yani bir insan 18 yaşında reşit olmasına rağmen, kendi başına bir insan sayılmasına rağmen Danimarka'da çıkarılan bir yasayla 24 yaşına kadar eşinizi Danimarka'ya getiremiyorsunuz. Evet. Vatandaşlık konusuna gelince, vatandaşlık konusunda Danimarkaca'yı çok yüksek düzeyde bilmeniz gerekiyor. Bunun dışında bir de imtihana tabi tutuluyorsunuz. Danimarka'nın işte tarihi, kültürü konusunda, coğrafyası konusunda sorular soruluyor. Bu soruların bazılarını kanunu çıkaran milletvekilleri dahi cevaplayamıyor. Bir gazeteci arkadaşımız gitmiş, demiş ki aynı testi ben size uygulayayım. Yok demiş, biz kanun yapmakla mükellefiz. Yaptığımız kanunu kendimize uygulamakla mükellef değiliz. Bu da şu anlama geliyor. Gerçekten de bu konularda zorlaştırma var ama Danimarka'da öyle belirgin bir şekilde bir yabancı düşmanlığı yok. Kendinizi anlatabilirseniz gerekli makamlara, işte gidip hakkınızı anlatırsanız, sıkıntınızı anlatırsanız, hele de bunu örgütlü şekilde yaparsanız, bu benim için çok önemli. Yani bir kişi olarak değil de bir toplum olarak, bir grup olarak, bir örgüt olarak giderseniz Danimarka'da, Avrupa'nın her yerinde böyle de Danimarka'da özellikle işler bu bağlamda çözülüyor. Peki şunu sormak istiyorum. Danimarka'da yaşayan soydaşlarımız ve vatandaşlarımızın Ankara'dan ne tür beklentileri var ya da beklentileri yok mu? Ankara'da çok beklentileri var. Ankara'da çok beklentileri var. Ben Murat Bey'in sempozyumunda da dile getirmiştim orada. Çünkü Türkiye'nin ekonomisini ayakta tutan turizm, tekstil, otomobil, tarım sektörü. Ama bizim insanımızın yıllardır Türkiye ekonomisine yapmış olduğu katkılara hiç kimse değer vermiyor. Onların kazançlarının bir devlet garantisi verilmiyor, bir yatırım danışmanlığı yapılmıyor. En büyük eksiklik bence bu. Buradaki insanlarımız hem yaşadıkları ülkede kaynaşmak, entegre olmak istiyorlar ama gönül bağımız olan Türkiye ile de bağlarımızı koparmak istemiyoruz. Onun için Türkiye'de, Türk devletinde, ben hükümet demiyorum, devlet diyorum, devletinde çok büyük beklentileri var. En azından bu ülkeyle gönül bağı olan bu insanlara sahip çıkılması, bu insanların unutulmaması, sadece paraları değil, bu insanların... Ne gibi yani unutulmaması derken somut bazı şeyler söyleyin. Yani mesela yatırımlarına garanti diyorsunuz, hiçbir ülkede bir ayrıcalık yapılıp yatırımlara garanti verilemez. Yani bunu hepimiz biliyoruz. Sahip çıkma derken somut birkaç şey söyleyebilir misiniz? Şimdi efendim diyelim ki biz...